Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sahurda çayla birlikte tüketebileceğiniz son derece pratik, çok lezzetli ıspanaklı poğaça olacak. Ispanaklı poğaça için ihtiyacımız olan malzemeler 150 gram tereyağı veya margarin, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sirke, 2 adet yumurta, sarılarını üzerine kullanacağım, beyazlarını hamuruna ekleyeceğim, 1 paket kabartma tozu, 1 bağ ıspanak. Ispanakları yıkadıktan sonra suyunu bıraktırdım ve robottan geçirdim, çiğ olarak o şekilde kullanacağım. 1 kase peynir ve aldığı kadar da un kullanacağım. 150 gram margarini karıştırma kabına aldım. Üzerine sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. 2 adet yumurtanın beyazlarını hamura ekliyorum. Sarısını üzerine kullanacağım. 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Ispanakları da ekliyorum. İyice yedireceğim. Bu aşamada tuzu da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Karışımı önce bir miktar un ekleyeceğim. Hepsini eklemiyorum. Hemen üzerine kabartma tozu ilave ediyorum. Ve hamurumu güzel bir şekilde yoğuruyorum. Biraz daha un ekliyorum. Ele yapışmayan bir hamur oluncaya kadar yoğurmaya devam edeceğim. Şekilde parçalar kopartıyorum. Bakın hamurun dokusu da oldukça yumuşak. Gayet güzel. Şimdi bu parçaları şöyle oval şekilde açıyorum. Alt tarafına doğru çizikler atıyorum. Üst kısmına peynirleri yerleştiriyorum. Ben beyaz peynir kullandım. Ve bu şekilde kapatarak sarıyorum. Bıçakla hamurun üzerine çizikler yaparak da hazırlayabilirsiniz. Poğaçalarımı hazırladım. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı süreceğim. Arkadaşlar bu ölçülerle tam bu şekilde 2 tepsi poğaça çıktı. Epey bereketli bir tarif. Dilerseniz pişirmeden önce dondurucuya atıp daha sonra pişirebilirsiniz. Poğaçalarımın üzerine beyaz susam serpiştiriyorum. Ve poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişireceğim. Gördüğünüz gibi burada ikinci tepsi poğaçalarım da var. Onların da üzerlerine yumurta sarılarını süreceğim ve birlikte pişireceğim.